koronavirüs enfeksiyonunu orta veya ciddi şiddette hastanede ve yoğun bakım şartlarında geçiren hastalarımıza ve COVID sonrası gelişen inme tablosunda birebir fizyoterapist kontrolü yaptığımız egzersizlerin yanı sıra robotik uygulamalardan da faydalandırmaktayız. Özellikle yoğun bakım süreci sonrasında hastayı tekrar oturtmaya ve ayağa kaldırmaya adapte etmek amaçlı Ergo robotik cihazı oldukça önemlidir. Hastamızı birdenbire ayağa kaldırdığımız ve oturttuğumuz zaman ortostatik hipotansiyon dediğimiz tansiyon düşmeleri ve senkop dediğimiz ani bayılmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Ergo'da açısal hızda yavaş yavaş hastayı ayakta dik tutmaya adapte etmekteyiz. Bu anlamda oluşabilecek bütün bu olumsuz tabloların oluşumunu ortadan kaldırmaktayız. Ergo'da hastayı ayağa kaldırırken aynı zamanda cihaz bize hastaya egzersiz yaptırma fırsatı sunmaktadır. Yaptığımız egzersizlerle kaslarda meydana gelebilecek kısıldıkları, eklemlerde oluşabilecek katılıkları oluşmasını engelleyebilmekte, aynı zamanda kan dolaşım sistemini de aktive ederek oluşabilecek damar tıkanıklıklarının önüne geçebilmekteyiz. Yine aynı şekilde uyguladığımız elektrik stimülasyon uygulamalarıyla da kasların kuvvetlenmesini sağlamaktayız. 90 derece ayakta dik durabilen hastalarımızın yürüme yetisinin tekrar kazandırılması ve fonksiyonelliğin arttırılması amaçlı lokomat dediğimiz yürüme robotlarından da faydalandırmaktayız. İlk olarak el, kol ve parmak fonksiyonlarında eğer bir kuvvetsizlik, bir fonksiyonel kayıp geliştiyse ergoterapi dediğimiz ünitemizde birebir ergoterapistlerimiz tarafından uygulandığımız egzersizler ve el, kol, parmak robotlarıyla fonksiyonelliği arttırmak en büyük hedefimizdir. Koronavirüs enfeksiyonu sonrasında gelişen tüm bu fonksiyonel kayıpların rehabilitasyon ile çok daha kısa sürede toparlanması mümkün ve hastamızı daha kısa sürede günlük yaşama adapte etmek en büyük hedefimizdir.